katlı ise bu 8 katlıdan bunun 16 katlı olmasını nereden bulacağız? Gördüğünüz gibi ilk önce şu köşedeki binayı biz almıştık değil mi? Şuraya kadar 8 katlı. Biz aynen bunu buraya kaçırdığımızda kaçış noktaları bakınız değil mi? Şu neyi verir bize? Şöyle belirtiyorum şu arayı. 8'i verir. Tekrar bu doğrunun üzerinde bu kadar daha aldığında buradaki bina ne oluyor arkadaşlar? 16 katlı oluyor. Şimdi o binayı bulduktan sonra ikinci hamle kütlemiz kaçış noktalarını. Dikkat edin buradaki 16 katlı bina kaçış noktası 2 göz tarafına çok yakın olduğu için deformasyona giriyor. Bakın dikdörtgen prizma buradaki yapacağım binanın perspektifi deformasyonda. Ne? Tam ortadaki deformasyonda olmaz. Bakın buradaki çizdiğim 12 katlı fazla deformasyonda değil. Şu yüzey. Değil mi arkadaşlar? Şimdi buradaki bulduktan sonra dostlarım taban hareketi diyordum. Herhangi bir binanın oturduğu arsa buna dikkat ediyoruz. Eğer onlara dikkat etmez iseniz mutlaka binalar iç içe girebilir veya binalar arasındaki sokak veya cadde veya yaya yollarını düşünmemiş olursunuz. Sadece bina yerleşirken şehir yerleşimi binalardan ibaret değil. Örneğin buradaki bak iki bina arasındaki şu yol. Burası sokak, bura caddeye geliyor. Tekrar şu caddenin açılımını oradan kaçırdığımda gördüğünüz gibi burada buranın ortadan gelen gidiş geliş yolunun çizgileri ise ilk önce bir eskiz çiziyorum dostlarım. Ne yaptım? Bu benim yol çizgilerim. Şerit yolu ikiye ayıran. Şuradaki şerit çizgisi bu kısalıkta dardayken öne doğru perspektif kurallarına göre çizgiler araları ve uzunlukları büyüdüğünü göreceğiz. Öyle değil mi dostlar? Bir dersin hatırası anısına. Evet. Eda nasıl çizdin bakayım? Şöyle. Evet. Bunlar bu yılın komandoları yani SAS komandosu gibi yetiştiriyoruz özel kampta biz bunları. İnsanlığa bir... Evet Tolga'cığım bak şimdi şu çalışmanda astım madem bunu orada bunları anlattık. Ama Tolga burada şu yaya yoluyla şuradaki kaldırım yine binanın arsası olan yerdeki bir sanki bu yükseklik de aynı yaya yolu gibi devam ediyor. Halbuki şurada bak Gizem'inkinde nasıl yapmış Gizem? Paket taşı gibi diplerine bittiği o yükseltiyi hissettirmiş, ayırıyor. Ondan sonra burası yol değil mi? Yol çizgileri. Burada daha detaylı görmüş. Artı Gizem buradaki bak Beko yazısını ve aydınlatma ışıklarını dostum onları daha iyi görmüş. Sen de aynen şuradaki Beko yazısında onları daha detaylı. Bir de artı Tolga şuradaki dağın eteklerinde olan yeni yapılaşmalar, küçük bir evler, arkada bir yer yapın, hayalden kurgulayın dediğim yerlerde bu evlerin dipleri, tabanları yok gibi. Orada ben size anlatırken ne anlatmıştım dostlar? Oralarda çiçekler, lüks ürünler, çalılıklar, yeşillikler, onlarla oraları hissettirmen lazım. Tamam, şuradaki gökyüzünde arkada bulut, güneş veya buradaki çatılar güzel, doğru çizgiler, grafiksel anlatımlarda doğru. Şurada Şevval'inkinde yine çok dağınık ve etek kalmış değil mi kızım? Bak burası sanki kompozisyon bütünlüğü ayrı duruyor gibi. Burada Yıldız'ınki güzel net ama o da yolların bitiş yerlerini tam net yapmamış. Okey daha sonra burada Sema'nınki evet Sema güzel. Aferin. Aferin arkadaşlar. Alican da bugün iki gün olmasına rağmen başlamasına böyle bir şehir perspektifinde ben çok başarılı buluyorum. Eskizleriyle beraber işin mantığını anladı. Evet, Mehmet Ali burada, bu da burada güzel. Aferin hepinize.
başarılar dilerim yani. Ama anlatılanı Samet burada biraz boş tutup erken çıktı olabilir. Ama mantığını anlamış. Onun şuradaki bak derinlik ama güzel. Değil mi arkadaşlar? Evet. Haydi bakalım. Hepinize iyi akşamlar dilerim dostlarım. Kendinize iyi bakınız.